Bizler gazetelerimizde özgürlükten yanayız. Basın özgürlüğü. Lütfen hepiniz dağıttığım bültenlerinize bakın. Göreceksiniz. Eşya. Bu ne güzel sürpriz. Neye borçluyuz bu harika ziyareti? Aslında babama. Vah vah. Demek sizi de korkuttu teyze. Onun için gelmedik ama. Kızım için yaptıklarınıza bizzat kendim teşekkür edeyim dedim. Ah, rica ederim. Lafı bile olmaz. Kızım, bize bir iki dakika müsaade eder misin? Bizi Kenan Bey bir araya getirdi Eyşan. Şimdi onun önünde koskoca adam. Ağlatma beni kızım, hadi. İki dakika. Alır mıydın? Ben de bir zamanlar ticaret yaptım Kenan Bey. Ama sizin gibi böyle değil de biz kızımla seyyar satıcılık yaptık. Nasıldı işler? Tip tip adamlar gördüm. En fakirinden ne bileyim sizin gibisine kadar. Ne caka satanlar vardı, ne kuzu postunda kurtlar. İnanır mısınız Kenan Bey? Bugüne kadar kapısını çalıp da istediğimi alamadığım hiç kimse olmamıştır. Bana da bir şey satmaya kalkmayın o zaman. İstatistiğinizi bozmayalım. Geçen seferki satıcılığımdan hiç memnun değilim. Yalnızdım. Kızım yanımda yoktu. Korkuyordum. Oyuncak gibi oynadın benimle Kenan Bey. Bir de neden bahsettiğinizi bir anlayabilsem. Aptal yerine koydum. Katil ettin beni. Bu konuşma burada bitmiştir. Bitmedi. Satıcılığımdaki sırrım neydi biliyor musun? Ben satmaya çalışmazdım. Sattığım şeyi öyle çok isterlerdi ki onlara vermem diye ne istersem yaparlardı. Ne satıyorsanız başka yerde satın. Bunu da Eyşan'ın hatırı için söylüyorum. Eyşan. Eyşan arkasından babacığına neler yaptırdığınızı bir bilse ne derdi? Kendinize gülün. Sana çok teşekkür ederim. Kızımla buluşturdun beni. Sayende Kenan Bey. Ben daha çok çalacak kapı bulabilirim. Ama sen sattığım şeyden mahrum olmayı kabullenebilecek misin? Ne kadar tatlı bir baban var Eyşan. Ağzı da çok iyi laf yapıyor. Biraz daha gelmeseydin ne varsa verecektim eline. Baba, neler yaptın yine? Hiç. Senin gibi bir kızı olduğu için ne kadar şanslı olduğunu söylüyordu bana. Akşam yemeğe gelmez misin? Babam da bir süre bizde kalacak. Öyle mi? Sevinirim gelirsiniz. Konuşuruz. Hadi kızım. Cengiz, sana söylediğim işi bugün yapacaksın. Yarın değil, bugün.
O günden sonra kapandı burası. En son o gün konuştuk seninle. En son o zaman gördüm seni. Kenan. Ben şurada yerde yatıyordum, doğru mu? Evet. Sen de benim başımda. Üzerinde ne vardı hatırlamıyorum ama kan bulaşmıştı üstüne. Abimin kanı mıydı o? Evet. Öldürülmüştü değil mi? Evet. Son nefesini senin yanında vermiş. Doğru mu? Evet. İyi. Bak bu iyi. Ben o sırada yerde yatıyorum. İnanamıyorum. Olan biten korku filmi gibi. Ramiz tepemde. Nasıl vuruyordu hatırlıyor musun? Evet. Sen ne dedin onun kulağına? Ne dedin de bıraktı beni? Değmez dedim. Değmez. Öldürme. Teşekkür ederim. Hayatımı kurtardın. Beni seç demiştim sana. Hatırladın mı? Bütün bunlardan önce. Beni seç. Sen de. Seçtim bile dedim. Başından beri seni seçtim bile. Yalan söyleme dedim sana. Aşık değilsen yalan söyleme. Aşık değilsen katlanırım. Üzülürüm. Ama yaşarım. Yok ama aşığım dersen. Bir de yalansa. Sen ne dedin? Aşığım dedim. Başından beri sana aşığım dedim. Öyle güzel söyledin ki. Öyle güzel baktın ki. İnanmamak aklıma bile gelmedi. Yalan mıydı? Evet. Teşekkür ederim. Aşkı bana bıraktığın için teşekkür ederim. Kadın kim? Kızım. Uğruna şimdi beni terk ettiğin kadın. Dünyalar güzeli bir kadın. Ama o da senin gibi. Zehirli. Senin gibi mahvedecek beni. Aşık mı sana? Tabii ki hayır. Ama ben galiba ona... Şans dile bana. Eyşan.
Eyşan. Durduramayacak mısın beni? Durduramam ki. Durduramazsın. Bugün durdursan yarın yaparım. Niye biliyor musun? Çünkü babamı öldürdüm ben. Bu ellerle öz babamı, Allah'ın belası babamı, canımdan çok sevdiğim babamı öldürdüm, vurdum. Şimdi ben yaşar mıyım sanıyorsun? Bir gün daha yaşar mıyım ben? Beni kurtarmanın bir yolu var mı sanıyorsun? Yok Kenan. Hiçbir yolu yok. O yüzden boşuna uğraşma. Hatta bana bir iyilik yapar mısın? Bileklerimi keser misin? Çok insan öldürdüm. Emir verdim, öldüler. Emir verdim, sürüldüler. Emir verdim, işlerinden, ailelerinden ayrıldılar. Biliyor musun, ben sana yalan söyledim. Ezel'in ölüm emrini ben verdim. Mert'in gideceğini bilmiyordum. Bu tarafta Şebnem diye bir kız var. Onu uyuşturucuya alıştırdım, bana casusluk yapsın diye. Azad'ı öldürmeleri için insanlarla anlaşma yaptım. 8 buraya Ramiz'i öldürmek için geldi. Yapamadı. Onu uyuşturup kendi ellerimle Ezel'e ben teslim ettim. O zaman sizi tanımıyordum. Kaya Bey'den alıyordum raporları. Bir gün Kaya'ya sordum. Dedim, bu insanlar benim önümde bir engel olur mu? Kaya, olabilir dedi. Ben de dedim ki, bana zayıf bir nokta bul. Hepsinin zayıf noktası. Öyle bir zayıf nokta ki, çekildiğinde herkes bir tarafa dağılsın. Sonra bir gün Kaya beni aradı. Dedi ki, öyle bir şey var. Öyle biri var. Kenan. Ben toplantıdaydım. İşim çoktu. Basit bir soruya basit bir yanıt verdim. Yapın dedim. Kenan. Ertesi sabah kahvaltıda Kaya Bey bana gazeteleri gösterdi. Bir üçüncü sayfa haberi. Bir kafede esrarengiz infaz. Sonra resme baktım. Dedim ki, çok güzel bir kızmış, yazık oldu. Sonra kahvaltıma devam ettim. Hala seni öldürmemi istiyor musun? Hatta daha önce sen bana bir iyilik yapmak ister misin? Kardeşinin, Bahar'ın ölüm emrini ben verdim. Olmadı. Bir daha. Kardeşimi öldürdüm. En değerli varlığımı aldım benden. O zaman sen de beni öldür. Ezel değil, sen öldür. Niye? Niye şimdi gelip söylüyorsun? Niye? Çünkü seni yaşatmanın tek yolu buydu. Kendini öldüreceğini beni öldür. Kendinden nefret edeceğini benden nefret et. Babanı özleyeceğine Bahar'ı özle.
için kendini öldüreceğine. Bahar'ı öldürdüğüm için sen yaşa. Senin hayatta kalmanın tek yolu bu. Niye? Çünkü ben sana aşık oldum. Hayır. Böyle bir hakkın yok. Böyle bir hakkın yok. Biliyor musun, ben bir kere daha aşık olmuştum. Sonunda ölmekten beter etti beni. Sonuna kadar bekleyeceğimi istedim ki en başından en kötüsünü yap bana. Delisin sen. Kardeşimi öldürdün. Seni seveceğimi mi zannediyorsun? Hı? O zaman öldür beni. Ama öldüremezsen seni hak etmek için elimden ne gelirse yapacağım. Sana asla yalan söylemeyeceğim. Hayatta bir tek sana güveneceğim. Ve günün birinde sen de bana aşık olacaksın. Bugünü hatırlayacaksın. Diyeceksin ki bu adam benim kardeşimi öldürdü. Ama ben onu öldüremedim. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ben senin kardeşini öldürdüm. Öldür beni. Ya öldür. Beni oynarken pek göremezsiniz normalde. Ama son gelişmelerin ışığında dedim ki kendi kendime, yeni bir deste açıp oyunu baştan oynamanın zamanıdır. Ramiz abinin yanında kim var görmenin. Ha, iyi bak. Yeni oyuna yeni koşullarla adapte olmanın zamanıdır dedim. Yalnız önce herkes kimin nerede oturduğuna iyice bir baksın. Ondan sonra böyle mi oturuyoruz Ramiz abi? Ben onu bilmem ama ben burada her zaman senin karşında kurulacağım. Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Tamam. Da nesine? Bu birlikte ilk oyun. Son oyun sahip olduğumuz her şey üzerine olacak. O zaman şimdiden neleri kaybetmeye hazırız bir işaretleyelim derim. Bizim için paradan değerli bir şeyler koyalım ortaya. Ne mesela? Annem evleneceğim kadına verirsin diye vermişti. Eskiden intikam için taşıyordum. Ama şimdi benim için umut demek. Benden önce bir ailem olduğunu, benden sonra da bir ailem olacağını söylüyor. Bayılırsın böyle şeylere. Koy ortaya bir 100 binlikle doğru dürüst oynayalım. Ne yapayım bu paslı yüzeye? Hı? Ömer askerdeydi. Eyşan'la ben çalıştığımız kumarhaneden yürüttük bunu. Cehenneme giriş kapım bu benim. Bu babadan kalma sürmene bıçağım. Ama hikayesini başkasından dinlemek gerek.
Derler ki, yıllar önce 12 yaşında bir çocuk fırına ekmek almaya gitmiş. İki serseri onun ekmeğini elinden almaya çalışmış. O da bu bıçakla deşmiş onları. İlk leşini o zaman sermiş yere. Hikaye böyle gider de aslı nedir bilen yok. Senin paradan değerli bir şeyin yok mu ortaya koyacak? Bu yüzük senin için umut değil Ezel. Sen bu yüzüğe her baktığında dünyanın senin ayaklarının altında nasıl kaydığını görüyorsun. Ve ben senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum. Kenan Selma, 1981, Sonsuza Dek. Dayın her şeyi anlatmamış sana. O benim için ne demek biliyor musun? Hiçbir zaman bir ailem olmadığı ve hiçbir zaman olmayacağı demek. Başlayalım mı oyuna? Ay ay! Yenişemiyoruz. Ne bekliyorduk ki? Bu masadan kalkınca Kenan, merak etme, yenişeceğiz. Bu masada da yenişeceğiz, merak etme. Nasıl olacak o Cengiz? Burada gördüğün kimseyi satın alamazsın artık. Adil boyunda bizi nasıl yeneceksiniz? Duydum ki dayının gözdesi değişmiş. Belki sen de bize katılırsın. Ben de duydum ki kendi adamlarını devirip yükseliyormuşsun. Sıradaki kim? Kenan mı? Sevgili Eyşan, mola vakti geldi diyor. Kendisi büyük bir nezaket gösterip bu akşam bana eşlik ettiği için onu kırmam mümkün değil. Müsaadenizle. Görmeyeli unutmuşsun oyun ortak. Eyşan lafı açılınca kafası karıştı Ezel'in. Kağıt oynayamadı. Belki o bile farkında değil ama hala seviyor Eyşan'ı. Bunlar senin hakkın. O da senin. Biz bu gece senin sayende kazandık. Sorma, hala cevap vermedin Eyşan. Niye geldin bu gece buraya? O yüzüğü tekrar parmağında görmek için mi? Erkekler, sevmek güzel, hoş ama bir kadın için yetmez. Birini elde etmek için elinizi kirleteceksiniz. Savaşacaksınız. O sizden nefret ettiğini söyleyecek ama siz vazgeçmeyeceksiniz. Kazanacaksınız. Cengiz bileğinin hakkıyla kazandı. Şimdi yüzüğü. O zaman da benim. Üzülme ortak. İkisine de iyi bakacağım. Tamam.
merak etme kardeş. Emanetleri geri almaya geleceğiz. Sana bir şey söyleyeyim mi Kenan? Eyşan hepimizden daha iyi oyuncu. Teşekkürler Avidan. Şu odalara bir bakalım mı? Kenan Bey, burada da yok. Ayıramazsan? Beni burada görürse öldürür. Bunu hiç düşünmüyor musun ya? Çok yaklaştık Eyşan. Etrafına bak. Dibinde zaten. Sadece etrafına bak. Çok yaklaştık. Sen var ya. Kenan diyorum ya, baksana bir dakika. Ne? Azat. Hamile. Nasıl? Cengiz geldi. Bir şey konuşuyorlar ama duyamıyorum. Anlaşma yaptım Cengiz. Biraz fazla olmuyor mu? Anlaşmanı bozmayacağım diyorum. Tam beklediğimiz fırsat Kenan. Bir taşla iki kuş işte, yap de yapalım. Kenan, intikam diyorum sana. Hatırlasana, düşmanlarımız diyorum. Dayı diyorum. Hazırım diyorum, hazırız diyorum. Kenan, sana söylüyorum. Tamam, yap. Ne gerekiyorsa yap. Temmuz yap. Çabuk yap. Dubrovnik'teki gibi başarısız olmasın. Hadi. Bekletme istersen. Biz çok kötü şeyler yaptık. Hiçbirini geri alamayız. Ama artık duralım. Çünkü artık iyi olmak için bir sebep var. Selma ile benim bir çocuğumuz olacak. Selma hamile. Biliyorum, hissediyorum. Bir kız Ramiz abi. Bizim bir kızımız olacak. Artık bırak bizi. Yalvarırım, kızımızı bize bağışla. Thank you.
yaşadım. Heyecanlı. Muhteşem bir gün olacak. Böyle görünüyor. Senin kadar insan sevmeyen bir adam nasıl yapabiliyor böyle organizasyonları? O kadar belli oluyor mu ya? Mesela şu gelen adam şu anda şurada şapadanak düşüp ölse bayram ederim valla. Mustafa Bey. Merhaba. Çok sevindim geldiğinize. Ben de çok sevindim. Oo, ezel bayraklar. Ben camiayı terk ettin sanıyordum. Sizi nerede bulup oyun oynayacağım sonra? Oyunda kimin arabalarını çarpacağım desene şuna. Hanımefendi. Merhaba. Ben sizi bir yerden tanıyorum. Şey televizyondan ama. Oyuncu şey kusura bakmayın çıkaracağım şimdi ama. Sayın Bakın nasılsınız? Teşekkür ederim Neşe. Sohbet ederim mutlaka. Yeni otelimizi merakla bekliyorum. İyi günler. İyi günler. Nasıl bir gelir bekliyorsunuz bugünden? Seni de bağış yapacağını düşünürsek 2 milyon kadar. Yok artık. Kenan'ın önündeki bağış günleri ortalama 1 milyonla kapanmış Ezel. Ben davet listesini arttırdım. Kapalı zarf usulünü de kaldırdım. İşte işin içine isim ünvan girince 3 milyonu geçer diye bekliyoruz. İşin içinde sen varsan Eyşan, ben 5'i de beklerim. Senin anan parayla hep iyi olmuştur zaten değil mi Eyşan? Senin de fena değil Kenan, haksızlık etme kendine. Boşuna izin vermedim buraya oturmama. Bağışlardan sonra bakalım istersen. Ne güzel değil mi böyle medeni medeni konuşuyoruz. Ezel, zaman zaman kendine sorduğun oluyor mu ben acaba yanlış yerde miyim diye? Bu adam benim daha mı bir dengim acaba? Sence? Hayat yeni başlangıçlara gebe. Yeni başlangıçlara içelim. Ha, bir de kimsesizlere. Senin de katılabileceğin bir konu açayım ha. Merak etme. Aramızda. Söz konusu. Bir masaları kontrol et lütfen. Özellikle 3 numarayla ilgilenirsen. Ceren Holding CEO'su. Ondan yüklü bir bağış bekliyorum bugün. Bize de bir şişe açabilir misin bu arada? Lemon raşı olsun. 1978 uygun mudur beyler? Öldürülmene Kenan mani olmayacak. Çünkü plan onundu. Kaya gidecek, yerine Cengiz gelecek. Eğir gitti, sıra sende. Hepsini bil, öyle öl istedim. Ezel. Kenan! Nankör! Ne
Neler yaptım ben senin için be? Neler yaptım senin için? Senin bütün yolsuzluklarını ben kapattım. Cinayetlerini, rüşvetlerini, çalıp çırptıklarını, hepsini ben kapattım. Sen kör herif, beni nasıl beni öldürtürsün sen? Nasıl öldürtürsün beni? O herife, hem de o herife. Kaya Bey'e özel bir şarap açılacak denildi. Sen bizden birini aldın, kan dökmeden. Biz de senden birini aldık, kan dökmeden. Nasıl? Anlaşmaya uygun mu? Ben tarafımı çoktan seçtim Kenan. Hamlemi de yaptım. Şimdi sıra sende. Saat işliyor. Boğulacaksın. Ne dedim ki ben? Cengiz, sen daha sık gelsene sabahları. Eşen pek bir neşeli oluyor kahvaltıda. Ama gelemezsin. Tabii ya, nasıl geleceksin ki? Bir sürü işin var senin. Bozuluyorum ama bak. Bütün işleri Cengiz'e veriyorsun. Ben ne yapacağım bütün gün? Evde tüplü televizyona mı bakacağım? Sen bana laf mı geçirdin? Sen mi ettin? İş mi istiyorsun? Ama ben nasıl çözeceğim senin dilini? Cengiz'e sor. İyi bilir. Cengiz yat işine girdi ya. Biraz fazla meşgul. O yüzden. Tamam. Ben sana yeni bir iş ayarlıyorum. Bir de yeni bir televizyon. Hatta 3D de alabilirim. Ay. Oh. Abi dinle beni. Bunca yıl yapmadım, şimdi yaparım. Bırak dedim sana. Bırakmam dayı, bırakmam. Dinle Ramiz abi. Bugüne kadar yapmadım, bugün yapar mıyım? Ben yapmadım. Seni gördüğüm ilk güne lanet ediyorum Kenan. Şerefim üzerine yemin ederim ben yapmadım. Şeref mi? İkimiz de şerefimizi gömdük oraya Selma'mla. Sen öldürdün. O benim de Selma'mdı. Ben yapmam onu öyle şey. Senin Selman değildi. Senin Selman değildi. Senden hep korktu, kaçtı o. Sen öldürdün Selma'mı. Sen öldürdün. Neden bırakmadın peşimizi? Neden defolup gitmedin? Senden kurtarmak istedim çünkü. O gün öldürmeliydim seni. O gün öldürüp kardeşinin yanına yatırmalıydım seni. Alçak, kalleş. Köpek!
kapa gözlerini. Şimdi sor kendine. Ezel beni ne zaman öldürecek? Ben yaptım Selma. Biliyorum ben yaptım.